Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekildeki yeşil renkli direğin 6 metre sağında bir lamba, 12 metre solunda da bir duvar bulunmaktadır. Bu direğin yüksekliği 10 metre, lambanın yüksekliği 13 metredir. Buna göre direğin duvar üzerinde oluşturduğu gölgenin yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar duvar olmasaydı gölge nereye doğru gidecekti? Hop şuraya doğru gelecekti. Gölgemiz bu şekilde olacaktı. Peki şuraya bir A diyecek olursak hocam sayıları yoğunlaşalım. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E, o zaman burada her ikisi de zemine dik olduğundan bir paralellik, bir temel orantı uygulayabiliriz. Temel orantı hocam şunun tamamına oranı 10 bölü 13 eşit değil mi? Evet. A artı 12 bölü tamamı. A artı 18 eşittir. 10 bölü 13 10 bölü 13 Buradan içler dışlar yapacak olursak 13A artı 144, 156 yapıyor galiba. 156 eşittir. 10A artı 180 yaptı. Buradan 3A eşittir kaç yapıyor? 24 yapıyor. A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Evet A'yı 8 bulduk. Şimdi bizden H isteniyor. E H ile 10'a baktığımız zaman da şunlar da yine birbirine paralel. Yine temel orantı uygulayalım. Şu bölü tamamı. Yani o bölü tamamı dediğimiz nedir? H bölü 10. H bölü 10 eşittir. 8 bölü 20'ye eşit olacağından dolayı onun 2 katıysa H'ın da 2 katı. Yani 2H8'i H'ı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Sorumuzun cevabı böyleydi. Ceyhan çıktı. Uzunlukları 8 ve 16 metre. Yere dik direklerin uç noktalarından şekildeki göründüğü gibi bir biçimde çelik alatlar çekiliyor. Şöyle çelik alatlar çekilmiş. Arkadaşlar yere dikse bunların her ikisi de birbirine paralel midir? Paraleldir. Şurada bir kelebek benzerliği sayılara baktığımız zaman oluştu mu? Oluştu. Ne var burada? 16 bölü 8. o soldan sağa 2'ye 1 oran var. Yani direkt ben buraya 2 A ise buraya Hatta burası 2 B ise buraya B diyebilirim. Şimdi çelik alatların kesim noktasının yere olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar sen X'e yoğunlaşacaksın şimdi bak. Verilen bilgiyi kullanmaya çalışıyorsun. X'e bakan 8'e de bakıyorsa şu temel orantıyı fark eder. Yani 2A bölü 3A eşittir X bölü 8 dersiniz. Buradan da 8'i öbür tarafa atsak direkt 16 bölü 3 olur. X birinci çözüm yöntemi bu. Hocam ben X'e ve 16'ya bakmak istiyorsam da şu şekilde temel orantıyı fark ederdiniz. E ona da dikkat edin arkadaşlar. Bu da ikinci bir çözüm yöntemi olur. Cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Yukarıdaki verilere göre dcx nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi direktman burada benzerlik. Aslında benzerliğin bir altyapısıdır bu da. Benzerliksiz bir şekilde. Hocam bunlar eşit bunlar eşitse bir orta çıktı mı burada? Çıktı. Ne var? 8 ise 16. Ya da hocam şunun şunu oranı 8 bölü fe deyip doğrudan de da bulabilirdiniz. Ama orta biliyorsunuz artık. Sonrasında ne yapacağız? E hocam benden şurası isteniyor. X bak aynı şekilde. Şununla da şu bir orta oluşturdu. Niye? Hocam bunlar eşit. E bunlar da eşit. Ortaban 16 ise burası da 32 olur. Yani 6 artı x eşittir 32 ise x'i buradan kaç buluruz? 26 buluruz. Cevabımız akçay oldu. Mete bayrak direğinin boyunu ölçmek için elindeki çubuğu yere dik tutup direğe yaklaşarak veya uzaklaşarak çubuk ile bayrak direğini aynı boyda görünceye kadar yürüyor. Daha sonra konumunu değiştirmeden çubuğun alt ucunu sabit tutarak kendine göre 90 derece sağa çevirmiş Şöyle çubuk burada ya arkadaşlar. Ne yapmış? 90 derece sağa çevirmiş. Yani bizim çubuk şu konuma gelmiş. E o zaman ne olmuş burada? Arkadaşlarının yardımıyla çubuğun diğer ucunu gördüğü noktaya da bir kazık çakmış. İşte buraya da bir kazık çakmış arkadaşlar. Şuradaki noktaya da bir kazık çakmış böyle. Böylece direğin boyunu ölçmüş oluyor. Evet. Burada ne diyor? Soruda arkadaşlar. Soruya bakalım. Buna göre Mete direğin boyunu kullanmak için Bireyin direğin boyunu nasıl hesaplamıştır? Üçgenlerin eşliği mi? Pisagor teoremi mi? Thales teoremi mi? Hangisini kullanmış? Şimdi gençler şuraya bakacak olursak. Şuraya bakacak olursak. Gençler. E, şurası A buraya B diyecek olursak. Temel orantıymış gibi duruyor burada. Yo. Şu bizim kalemin bakın. Şuraya bakalım arkadaşlar. Kalemin şuradaki çubuğun uzunluğu çubuğun uzunluğuyla baktığı yerdeki şu bayrak çubuğu bayrak birbirine eşit değil mi? Eşit. E sen bunu şöyle çevirmişsin aşağı doğru çevirmişsin. Bu çubuğun uzunluğu da bakış açısına göre çubuk uzunluğu kadar burası olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. E zaten buradaki mesafeler de birbirine eşit. Yani buradaki çevirdiği zaman buradaki arkadaşları yardımıyla şey yaptı. Şunu yan çevirdi. Buradaki göremediği kısım şurası. Bunu böyle yaptı. Ondan sonra hocam Şuradaki kenarda her iki kenarda da birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Her iki üçgende de yani şu üçgende de şu üçgende de eşit değil mi? Evet. E o zaman burada neyi kullanmış oluyor? Hiç A, B demeye de gerek yok. E şuradaki uca olan uzaklıkla buradaki uca olan uzaklıkla birbirine eşit mi? Eşit. 3 tane şeyi kullanmış oluyor burada. Hocam otomatikman ortak olarak bunlar eşit. Şunlar da eşit. E bunlar da eşit. Çizgi S çift çizgi. Çizgi S çift çizgi oldu. O zaman burada neyi kullanmış oldu arkadaşlar? Üçgenlerin eşleri kullanmış oldu. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Ahmet şekildeki ağacın boyunu ölçmek için kendi gölgesinin uç noktası ile ağacın gölgesinin uç noktasını çakıştırmış. Arkadaşlar Ahmet'in gölgesi burasıyken ağacın gölgesi burası uç noktalarını böyle çakıştırmış. E, hem Ahmet hem de ağaç zemine dik olduğundan bunlar birbirine paraleldir. Ne var burada arkadaşlar? Bir temel orantı var. Çünkü her ikisi de zemine dik. E o yüzden 240 bölü tamamı. Hocam 240 bölü tamamı diyeceğimize. Ya arkadaşlar burada bir oran var. Yani 240 ve 720'ye baktığınız zaman aslında ben buraya K dersem bu da 3 katı değil mi arkadaşlar? Evet 3 katı. Yani siz direkt K bölü 4K diyebilirsiniz. Ya da toplamlay, toplamlarıyla falan da ulaşabilirsiniz. Gerek yok. Ahmet'in boyunu kaç vermişler? 170 vermişler. E o zaman bu da 170 bölü ağacın boyuna eşit olacaktır. Ağacın boyuna da A diyelim isterseniz. İşler dişler yaparsak buradan a eşit olur? 4 çarpı 170'e buradan da kaç yapıyor? 68 mi yapıyor? Evet 680 olacaktır sevgili gençler. Yani cevabımız Cihan oldu. ABC bir üçgen ve şöyle şunlar birbirine paralel olarak verilmiş ve bir de burada oran verilmiş. K'ya 3K olarak verilmiş. Ve şunlar da eşit verilmiş. Buna göre Fatma Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu paralel bu paralel. Aa, bu paralellere baktığımız zaman bir temel orantı falan filan yok. O zaman araya bir köprü koyalım. Belki siz şöyle de yapabilirsiniz. Hocam eşitlik var bir ort taban çizelim. Ort tabanı şöyle çizip şunlar birbirine paralel ya. Şurada bir paralel kenar. X'e X deyip buraya 6 eksi X kaldı diyebilirsiniz. E ort taban çizgisi hocam bu. Ort taban çizgisi olduğundan dolayı 4K'yı iki eşit parçaya bölecek. 2K'ya 2K. Yani buraya K kaldı. Hocam şunlar da birbirine paralel zaten. Yo paralel mi? Bunlar paralel değil ki. Şununla şu birbirine paralel. E buradaki paralelliği hala daha kullanamıyoruz. Bakın o yüzden burada farklı işler falan filan yapabilirsiniz. Bence hiç buraya girmeyelim. Ne yapalım? Arada bir köprü kuralım demiştik. Oradan bir kuralım. Ben normalde iki yolu çözecektim ama bu ilk yol sizin için zor olacak. Bakın o zaman silin. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. E, ne yapalım o zaman burada? Şu paralellikler arasındaki bir ilişkiyi kuralım. Hocam. Şurada orta taban çizince olmadı ama ben bu paraleller arasındaki ilişkiyi şöyle bir köprü oluşturursam hem bununla bu paralel ya hem bununla bu paralel oldu hem de bununla bu paralel oldu. A yine bir orta taban oluştu mu oluştu. X ise burası ne oldu? 2X oldu. Bak bir temel orantı var burada. Şunlar da paralel. Yani 3K'nın 4K'ya oranı eşittir. 6 bölü 2X midir gençler? Aynen öyle. 2 katı 2 katı 2X eşittir 8 ise X de buradan kaç gelir arkadaşlar? 4 gelir. Dolayısıyla cevabımız edremit oldu. Bir insanın göz hizası yerden 2 metre yüksekliktedir. Evet yerden 2 metre yüksekte Bu insan 14 metrelik bir ağacın tepe noktasından dağın tepesini görmektedir. Tam uç noktasını görmekteymiş burayı. Buna göre dağın yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Paraleller paralel gördüğümüz zaman bizim için temel orantı önemliydi. Temel orantıyı oluşturalım. Hop şuradan at, alt zemine bir paralel çizecek olursam Hocam bu elemanın göz hizası 2 ise burası da 2'dir burası da 2 midir? Evet. Ağaç 14 metreydi buraya 12 mi kaldı? Evet şuraya da bir x dersek. Şimdi bir bu arada paralel çizdim. Şurada bir paralel kenar oluştu. 4 ise burası da 4'tür. 396 ise burası da 396'dır. Temel orantı oluştu mu? Oluştu. Hocam şu bölü tamamı 4 bölü 400 eşittir. 12 bölü x midir? Evet 12 bölü x'tir. Bak 100 katı. Burada da 100 katı olacak. X'i kaç buluruz? 1200 buluruz. Ama X 1200 cevabımız 1200 değil. Bizden daha yüksekliği isteniyor. Buraya kadar 1200 burada da 2 var. Yani cevabımız 1202 yapar arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. G ağırlık merkezi demiş ABC üçgeninde ve paraleller verilmiş. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel verilmiş ve 2 3 4 uzunlukları verilmiş ABC üçgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezi verildiğinde aha böyle bön bön bakarsak soruyu yapabilir miyiz? Hayır. Yapamazsın. Ağırlık merkezini kullanacaksın. Nasıl? İster buradan çiz. İster buradan çiz. ister buradan, buradan çiz. Hiç fark etmez. İstediğin yerden çiz kardeşim. Ben şurada çiziyorum kardeşim. Ben bunu kullanacağım. Yalnız ağırlık merkezi bu. A merkezi olduğundan oranlamaları mutlaka yaz. Öncelikle hocam şu parça ile şu parça birbirine eşittir göstereyim. Hocam burası A ise burası 2A'yı göstereyim. Olay bitti bence. E hocam şu paralelliğe bakacak olursak bak verilen her bir bilgiyi kullan. Şu paralelliğe bakacak olursan bak 1'e 2 oran varsa o zaman burası nedir arkadaşım? Enken burası iken midir? Evet. A 3 enken burası da 3 en oldu. Bitti. Hocam burada da şu paralelliğe bakacak olursak. Bakın arkadaşlar. Şu paralelliğe bakacak olursak. 2 2 A'ya A oran var. Hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan direkt 2 e 2 M M olur. Hocam 3 Z burası kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. E neresi lazım bana? Hocam en de lazım. E temel orantı uygula burada. Hocam 2 bölü 3 oran var burada. 2 M'in 3 M oranı eşittir. 2 bölü 3 N'den. 2 3 N'den. 2, 3. 3 eşittir 3 yaptı arkadaşım. En buradan 1 yaptı. 3 eşittir 3 ise en buradan 3. E, burası da 3 yaptı. E, şurası kaldı. A, burayı da buluruz artık arkadaşlar. Burada da şu bölü şu değil mi? Yani en bölü 3 en eşittir 4 bölü x'ten dolayı. 4 bölü x'ten dolayı. X de buradan kaç geldi? 12 geldi. Bizden çevresi isteniyor. Çevresini hesapla bakayım kardeşim. 6 burada 12 burada 9 burada. 6 artı 12 artı 9 kaç yapıyor arkadaşlar? Burası 18, 9, 27 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 27 yani Ceyhan oldu. Verilen her bir bilgiyi kullan kardeşimiz. Sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın. Cevap Ceyhan oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Ya böyle A'dan çizeceğiz ki A'dan çizmek daha mantıklı. Burada 1'e 2 oran var gençler? Evet. Ya B'den çizecektik ya da C'den çizecektik. B ve C işi karıştırıyor. ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğu için ağırlık merkezinden geçen kenar ortak olduğunu mutlaka gösterelim. Bir de GE ile de şunun paralel olduğunu mutlaka gösterelim arkadaşlar. A, bak eksik parçalar. Yani şurada 1'e 2 oranını yazmasaydım sıkıntı yaşayacaktım gençler. Bakın burada iyi ki yazmışım. Peki bunu böyle yazınca burada bir temel orantı var mı gençler? Olmaz mı be ya? Değil mi? GE ile AD birbirine paralel verimci zaten. Hocam burada 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran vardır. Yani A ise Hatta burası y ise burası 2y'dir. E hocam bu parça ve bu parça eşit olacak. Burası 3y artı 8 ise burası da 3y artı 8'dir. E ben ne biliyorum? 2y'nin 9 olduğunu biliyorum. 2y 9 ise y'yi buradan 9 bölü 2 bulurum. Benden ne isteniyor? X'e baktığım zaman 4y artı 8 değil mi? Evet x uzunluğu bakın şuraya kadar. BE uzunluğu. Yani 3y artı 8'de y'yi toplayacağım. Yani 4y artı 8'e eşit. Yani 4 çarpı 9 bölü 2 artı 8. 18 artı 8'den cevabımız kaç çıktı o zaman? 26 çıktı. Cevap denizli oldu. ABC ve DF birer dik üçgen diklikler verilmiş. AC uzunluğunu 25 vermiş. Evet AC uzunluğu 25 arkadaşlar. Şurasını şöyle bir 25 diye gösterelim. 18 var 25 var. Pisagor yapsak valla arkadaşlar ortak çarpan yok. Özel üçgende yok. Hiç Pisagor'la burayı bulmaya çalışmayalım. Peki ne yapacağız hocam? Valla şuradaki eşitliklere yoğunlaşacağız. Ya da buradaki eşitlikleri yoğunlaşacağız. E ben buradaki eşitliğe bakacak olursam eşitlik gördüğümde aklıma ne geliyordu? Orta taban. Hemen bir orta taban çizelim eşitliğin olduğu yerden. Hop şöyle çizdiğim zaman hocam şununla şu paralel 18 ise burası 9 oldu. Hatta burası kaç yaptı arkadaşlar? Burası 25 bölü 2. Burası da 25 bölü 2 olacak. Niye? Çünkü orta taban çizgisi olduğundan dolayı. Peki şöyle göstereyim. 25 bölü 2. Hocam şurada da bir eşitlik var. O zaman buradaki üçgende de yine aynı şekilde bir orta taban çizeceğim. Hop orta taban çizince. 12 ise burası da 6 oldu? Evet. Şunla da şu birbirine paralel. Hocam zaten şunlar birbirine paraleldi. Şunlar da birbirine paralel olduğu için burada bir kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran 9 bölü 6 yani 3'e 2. Hocam burası 3K iken burası 2K'dır. A toplamda 5K 25 bölü 2'ye eşit. Aynen öyle 25 bölü 2 ise K buradan 5 bölü 2 gelir. Ama benden X deniyor. X de buradan 2K'ya eşit olduğundan 2 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız da kaç çıkar? 5 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Cehan oldu. ABC bir üçgen ve 6 12 8 24 6 12 8 24 verilmiş. CD uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. CD'ye yoğunlaşacağız şimdi. Ne yapacağız burada? 6 8 ne üçgeni arkadaşlar? 6 8 10 üçgeninden şuraya bir 10 yazalım bakalım. Başka bir şeyler var mı? Yok mu? 6 burası, şurası. Şurada bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Hocam ben bu uzunluğu bulmak istiyorsam bu uzunluğa karşı bir 90 derece elde edebilirim. Şurada bir oranlama falan verilmiş olsaydı mesela şurada bir oranlama verilmiş olsaydı şöyle paralelde çizip oradan da şurayı da 10 buldum ya. Bir temel orantıdan falan bir işler yapabilirdim ama maalesef burada bir oranlama verilmemiş. E hocam ne yapacağım o zaman ben burada? Valla arkadaşlar şurada yapacağım hamle şu. 24'ü de ve 8'i de kullanmalıyım ya da 6'ya 12. Bakın ya burada bir oran var dikkat edin 24 ve 8 oranlaması var ya da şurada bir oran var. Buradaki oranlamayı da kullanarak da işlem yapabilirim. İstediğiniz yerdeki oranlamayı kullanın. Ben ne yapayım? Şuradaki oranlamayı kullanayım. Hocam 24 ve 8 oranlamasını kullanacağım. Hadi bakalım kullanalım. Kullanalım. Oranlamanın olduğu yerden ne yapıyorduk? Paralel çiziyorduk. Hocam şuna paralel çizdim. E hocam ben ona paralel çizince bak ne çıktı burada? Şu alttakine paralel çizdim. 24 bölü 8 oranlaması var burada. 24 bölü 8 oranlaması var. Hocam 24 bölü 8 yani koldan kola oranlama kaç yaptı? 24 8. 3'e 1. Hocam 3 A iken burası A oldu. Hatta 3 bölü 4 oran var burada. Hocam 3 bölü 4 oran eşittir. N bölü 12'den. N bölü 12'den. E, 3 katı 3 katı. N'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Şimdi sen şu paralelliğe bakacak olursan. Hocam şununla şu birbirine paralel ya. 9 bölü 18 oran var? Evet. Cevabımız 20 çıktı. Niye? Hocam burası 9 burası 18. Bak dikkat et. Aa hocam hem bunlar paralel hem 1'e 2 oran var. Buraya x deyip de şunun şuna oranı 9 bölü 18 diyebilirsiniz. Ya da direkt orta taban yok mu kardeşim burada? Hem bunlar paralel hem burası 9 iken burası 18. E 1'e 2 oran var paralellik de var. Demek ki bu orta taban. Yani bunlar eşit olacak. 10 sa burası da kaç olacak? 10. Tamamı isteniyor bizden cd uzunluğu. Dolayısıyla cevabımız böylelikle cehan çıktı. <laughs>